Selamlar, ben Deniz. Alpha Games ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 1 Mart ve aylık vlogumuzu yine gerçekleştiriyoruz. Vlogumuzu. Aylık vlogumuzu yine gerçekleştiriyoruz. Bunu kim vlog diyor ya? Vlogun açılımı ne? Niye vlog deniyor? Neyse benim çekme amacım farklı zaten. Aylık geçtiğimiz ayları değerlendirdiğimiz kanalın genel bir durumu veyahut da olabilecekler hakkında konuştuğumuz bölüm biliyorsunuz. Ben aylık 8-10 dakika arası her ay koyuyorum. Öncelikle Şubat ayı benim doğduğum ay iğrenç geçti. Özellikle 10 Şubat'tan sonrası benim için çok sıkıntılıydı. Durmadan saçma sapan işlerle uğraştım. İstanbul'lara gittim geldim falan saçma sapan. Yani planım dışı olduğunca yani bir şeyi planlıyorsam ben ve o planladığım şeyin dışında gelişen olaylar olunca bir onlara saçma sapan diyorum çünkü gerçekten beni sıkıntıya soktu. Kanalda yeterince ilgilenemedim. Canlı yayınları çoğu zaman aksattım. Umarım bu ay böyle olmaz. Zaten Şubat ayı son şakasını da dün yaptı. 28 Şubat'ta MBK18'in bölümünü çekerken monitörüm bozuldu. Gittim apar topar bir tane monitör aldım. Mecburen. Evet, o yüzden keyfim hala yok ama yapacak bir şey yok. Hayat böyle devam ediyor. Bazen hayatta yapmayı istediğiniz şeyler planladığınız gibi olmuyor. Doğal olarak da siz de yeni şartlara uyum sağlamak zorunda kalıyorsunuz. Benim durumumda biraz öyle oldu. Ama Allah başka dert vermesin ya. Yani bunlar ufak tefek şeyler. Evet, neyse gelelim Mart ayına. Gelecekten konuşalım, umutlarımızdan konuşalım, neler yapabileceğimizden, neler yapacağımızdan konuşalım. Öncelikle Witcher 3 Wild Hunt çok sorulan soru. Abi niye başlamıyorsun? Niye başlamıyorsun? Arkadaşlar durum zaten şu an hiç kanaldaki seriler bile aksamış durumda. Yani şu ana kadar bayağı bir serinin tamamlanmış ve başlanmış olması gerekiyordu. Bunlardan biri Assassin's Creed Origins'ti. Neyse ki Assassin's Creed'de yavaş yavaş sona doğru geldik. Muhtemelen bu hafta sonuna kadar onun bölümünü tamamlayacağım. Hatta bu videoyu kapatır kapatmaz da bütün gün Assassin's Creed Origins'te uğraşacağım. Akşama da canlı yayın var zaten. Hatta hafta sonu da canlı yayın var. MBK18 ile ilgili öncelikle tabii ki MBK18'i takip edenlere, yorum atanlara teşekkür ediyorum. Kanalın şu anda bir numaralı serisi durumunda. Gerek izlenmeye, gerek yorumlar, gerekse beğeniler durumunda. Bu da beni çok mutlu ediyor. Canlı yayınlara da taşıyacağız MBK18. Dün zaten videoda belirtmiştim. Şimdi bir daha belirtiyorum. My Career veya My GM serileri canlı yayınlarda devam edecek. Haftada bir 6 saat ayırmayı düşünüyorum. 5-6 saat yani 2-3 gün oluyor bu. Akşamları, bu akşam yayınları benim çok hoşuma gitti bu arada. Bunu da hemen araya sıkıştırayım. Biliyorsunuz Skyrim RP'mizi bitirmek için buradan da Skyrim'e bağlarım. NBA'den bahsettim. Oradan akşam yayınları, oradan Skyrim'e bağlarım. Tamam, şu an her şeyi kafamda kurmuşken size de açıklayayım dedim. Biliyorsunuz devam eden bir 81 level yolunda RP'miz vardı. Daha önce 2-3 RP'yi yarım bırakmıştık. Çeşitli sebeplerden dolayı bu benim hiç içime sinmemişti. Başladığım bir işin yarım kalmasını sevmiyorum. O beni o yaptığım işten soğutuyor. O yüzden dedim ki lan ne olursa olsun isterse kimse izlemesin. Tek başıma yayını açarım. Yine de o RP'yi tamamlarım ki öyle bir şey olmadı çok şükür. Her akşam hatırı sayılır bir izleyici kitlesine ulaşıyoruz. En azından Skyrim genelinde. Ve bu akşam 8-10 arası yayınlar benim hoşuma gitti. Onu 10.30'lara falan da çıkartabiliriz. Ve açıkçası yapmak istiyorum artık. Yani hafta sonları cumartesi cumartesi daha uzun yayınlar. Geri kalan günler pazar pazartesi salı perşembe ve pazar pazartesi salı ve perşembe bir günde yayın yapmam. Onu da kendime ayırırım o akşamı. Belki bir gün daha ayırırım. Bilmiyorum. Duruma göre bakarız. Hoşuma gitti ve oralara oyunlar sıkıştırmayı düşünüyorum. Zaten canlı yayında oynamak istediğim oyunlar var. Onları da koymak istiyorum. Fakat canlı yayın tekrarlarını YouTube'a atmayı çok fazla düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü Dragon Age Origins serisi izlenmiyor gibi bir şey şu anda. Hani o yüzden ya Dragon Age Origins serisini tamamlayacağız. Onu tabii ki yarım bırakmam. Az önce söyledim. Yarım iş bırakmayı sevmiyorum diye. Dragon Age Origins serisini tamamlarız ama bundan sonra bilmiyorum hani 2-3 bölüm koyarım. Baktım izlenmiyor. Fazla uğraşmaya, didinmeye gerek yok. Canlı yayınlarda kalsın. Canlı yayınlara gelenler izlemiş olur. Dediğim gibi o yüzden hani artık sizin elinizde. Bazı şeyler artık benden çıkıyor çünkü 8.000'e doğru gidiyoruz. Yani ben yıl sonu 10.000 dedim, yıl sonundan önce 10.000'e ulaşacağız gibi görünüyor ve artık yavaş yavaş yani izlenmeleri, like'ları göz önünde bulundurmam gerekiyor. Reklam konularından zaten bir önceki ay bahsetmiştim.
Eğer YouTube'daki reklamları herhangi bir reklam engelleyici program kullanmadan izlerseniz bana direkt katkıda bulunmuş oluyorsunuz. Yani bir bağış atmış kadar katkıda bulunmuş oluyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Bir diğer konuya dönelim. Skyrim. Evet, bu hafta içerisinde RP'miz tamamlanıyor. Büyük ihtimal bu hafta sonunu RP'yi tamamlayacağız ve ben hemen modlama işlemlerine girişeceğim. Bakacağım şöyle bir duruma. Genel duruma bakacağım. Mod listelerine bakacağım. Güncellemeler var mı bakacağım. Duruma göre hepsini kaldırıp tekrardan bir modlama yapacağım ki yapmak istediğim bu her zaman en temizi böyle olmuştur. Veyahut da çeşitli işte bazı modları kaldırıp yerine yenilerini kurup eskilerini de hani öyle kalsına bırakacağım ama onu pek yapmayı düşünmüyorum. Büyük ihtimal modlama yapacağım. Canlı yayında mı yaparım bilmiyorum. Biraz uzun oluyor canlı yayın. 6 saat 8 saate çıkabilir ve beynim yanabilir o canlı yayında benim. Bakalım, bakalım bir şeyler yapmaya çalışacağım ama yine de canlı yayında modlama için şimdilik söz veririm. Yapmak istiyorum ama mod sitesinin durumu da bunda önemli ve gerçekten çok beyin yakan bir durum modlama işi. Bir hataya bakar, bütün bir modlamanın yalan olması. Evet, o kadar ciddi bir durum aslında. Zaten mod işiyle uğraşanlar bilirler. Witcher'dan bahsettim, Skyrim'den bahsettim, NBA'den bahsettim, canlı yayınlardan bahsettim. Gelelim kanala gelecek yeni seriler. Evet, işte heyecanlandığımız kısım. Öncelikle büyük ihtimal bu ay içerisinde Kingdom Come Deliverance'ın Türkçe yaması çıkacak ve biz de başlayacağız. Canlı yayınlarda başlayacağım Kingdom Come'sa fakat kanala koyacağım. Umarım izlenir. Kanalda iyi bir izlenme alır. Ben de kanala koymaya devam ederim. Ama Kingdom Come'ı koyarım herhalde ya. Kingdom Come'ı koyarım herhalde çünkü biliyorsunuz biz oynarsak yani sonuna kadar oynuyoruz. Tam şu çözüm oynuyoruz. Ve o oyunda yapılacak bir dünya iş var. Bakalım. Bu ay içerisinde Tomb Raider'ın yeni filmi çıkıyor. Daha doğrusu filmi çıkıyor. Ve 2013 yılında çıkan Tomb Raider oyunuyla paralel ilerleyecek. Benzer öğeler olacak. O filmin hype'ı hatırına ben de bir Rise of the Tomb Raider serisini artık başlatmak istiyorum. %100 tam çözüm olarak. Bu ay içerisinde onun da çalışmalara başlayacağım. Bu ihtimal filmin aynı zamanlarda ilk bölümü gelmiş olur. Witcher 3 Wild Hunt bu ay içerisinde kesinlikle başlıyoruz. Hatta bu hafta içerisinde yani pazartesi ya da salı günü de bir hazırlık bölümü gelecek. Hazırlık bölümü ne diye sorabilirsiniz. Kalan 3-5 yan görev var. Çok ufak, çok minik. Onları tamamlayıp ufak bir böyle bir giriş bölümü hazırlayacağım sizlere. Ardından da Heart of Stone, yanlış söylemiyorsam DLC'nin ismini bir unuttum ya. O DLC ile startımızı vereceğiz. Yanlış bilmiyorsam buraya bu ay içerisinde bir oyun daha çıkıyor. A Way Out. Bir hapishaneden kaçış oyunu ve co-op oynanıyor. Arkadaşınızla beraber oynanıyor. Güven ile konuştum. Canlı yayınlara gelenler Güven'i tanırlar. Benim yakın arkadaşım. Güven ile konuştum ve böyle böyle bir oyun var dedim. Co-op oynar mıyız dedim. Oynarız dedi çünkü sadece co-op oynayabiliyorsunuz arkadaşınızla beraber. Canlı yayınlarda hapishaneden kaçmaya çalışacağız. Bakalım Güven ile bir sıkıntı olmaz ise. Son olarak da eklemek istediğim bu seri hakkında çok ciddi endişelerim var. Tutar mı tutmaz mı bilmiyorum. Conan Exiles Survivor seri düşünüyorum. The Forest'ı bilenler vardır mutlaka ya da işte diğer Survivor oyunları. Seven Days to Die'dı galiba bir tane de. O şekilde hayatta kalmaya çalıştığınız, bir şeyler inşa ettiğiniz, kendinizi koruduğunuz, geliştirdiğiniz bir oyun. Online oynanan bir oyun ama ben tek başıma oynayacağım. O dünyada tek başıma hayatta kalmaya çalışacağım. Sizlere de bunu sunmaya çalışacağım. 2-3 bölüm çekeceğim, yayınlayacağım. Dediğim gibi izlenme durumlarına göre kanalda serisini devam ettirmeye çalışacağım. Ya bu izlenmeler benim çok hoşuma gitmiyor. Yani şöyle hoşuma gitmiyor. Yani izlenmeyen videoyu çekmemek mantığı benim hoşuma gitmiyor. Söylemeye çalıştığım buydu. Bilmiyorum ya. O konuda çok kararsızım. Siz de yorumlarınızı, görüşlerinizi bekliyorum onunla ilgili. Hani zorlamalı mıyım? Hani devam ettirmeli miyim seriyi? Yoksa bitirmeli miyim? Benim bitirmek içimden gelmiyor. Hani başladığım işi yarım bırakmayı sevmediğimi zaten videonun başında iki kere tekrarladım. Bu da üçüncü olsun. Ya o konuda bilmiyorum ama devam ettiririm herhalde ya. Ben böyle hani söylüyorum ama dediğim gibi yarım bırakmayı sevmiyorum. Dördüncü söyleyişim artık anladınız. O yüzden o konuda kararsızım. Sizin de yorumlarınızı duymak, okumak isterim açıkçası. Evet, lafı daha fazla uzatmayalım arkadaşlar. 10 dakika olmuş. Maşallah. 10 dakikadır konuşuyorum. Aferin bana. 10 dakika olmuş ve ben de yavaş yavaş içimdekileri döktükten sonra izninizi isteyeyim. Her zamanki gibi yorumlarınızı, görüşlerinizi bekliyorum. Vlog ile ilgili, kanal ile ilgili önerilerinizi her şeyden önce bekliyorum.
Diyeceklerim bu kadar. Bu arada sakallarım falan için kusura bakmayın. Hava çok soğuk. Berbere gitmeye üşeniyorum. Ne yalan söyleyeyim. Herhalde kendim bir şeyler yapmaya çalışacağım. Bayağı uzadılar. Şekilleri falan kaydı. Kusura bakmayın o yüzden karşınıza böyle çıktığım için. Ama gerçekten hava çok soğuk ve berber de biraz bana uzak. Oraya gidene kadar bir taraflarım donabilir. Her neyse. Evet arkadaşlar. Hepinize iyi aylar diliyorum. Umarım benim geçirdiğim gibi Şubat ayı gibi kötü bir ay geçirmezsiniz. Her şey gönlünüzce istediğinizce olur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki ay vloglarda, canlı yayınlarda ve kanaldaki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. İyi aylar.